Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerini ekranlardan, radyolardan takip etmekte olan çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı, güzel, mutlu günler diliyorum. Bütçeyi, dolayısıyla ekonomiyi görüşüyoruz. Ancak konuya girmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün verilmiş olan mahkeme kararı hakkında görüşümü çok kısaca ifade etmek istiyorum. İstanbul seçimlerini iptal eden hastalıklı irade bu kararın arkasında yine kendisini göstermiş ve Ekrem İmamoğlu'na hukuka uymayan bu ceza verilmiştir. Ancak şunu ifade edeyim ki bu kararın arkasında iktidarın siyasi aklı yoktur. Bu kararın arkasında iktidarın siyasi akılsızlığı vardır. Ancak şu ortaya çıkıyor ki, şu gerçek ortaya çıkıyor. Güç sahipleri, iktidar sahipleri hukuku bir sopa olarak kullanırsa ekonomide büyüme olmaz arkadaşlar. Bizim ekonomimizin temel meselesi de budur. Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı 20 yıllık bir değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Bir dönem başta Erdoğan olmak üzere AK Parti sözcüleri kendi dönemlerindeki ilerlemeyi vurgulamak için nereden nereye derlerdi. Sanki AK Parti iktidarından önce Türkiye'de medeniyet yokmuş gibi, sanki teknolojik gelişmelerle, medeniyetle Türkiye'yi AK Parti iktidarı tanıştırmış gibi. AK Parti iktidarının, Sayın Erdoğan'ın 12 yıl başbakan, 8 yılda cumhurbaşkanı olarak yani toplam 20 yıl yönettiği Türkiye'de bugün manzarayı umumiye şöyledir. Ekonomimiz ağır sorunların içerisindedir. Birincisi yüksek enflasyon vardır. 2017'den bu yana çift taneli enflasyonla yaşıyoruz. 2023 ve 2024'te de orta vadeli programa göre çift taneli enflasyon öngörüldüğüne göre demek ki AK Parti iktidarı Cumhuriyet'in 100. yılı dahil ondan sonraki yıl dahil Türkiye'yi çift taneli enflasyonla yaşamaya mahkum etmiştir. 8 yıl çift taneli enflasyonla yaşayan bir Türkiye. Erdoğan enflasyonun nedeni faizdir dedikçe maşallah enflasyon yükseliyor. Erdoğan bu bilim dışı düşünceyi muhafaza ettikçe, bunda ısrar ettikçe milyonlar hayat pahalılığının altında eziliyor. OECD geçenlerde bir istatistik yayınladı. Çok yeni. Türkiye'nin OECD ülkelerinde gıda enflasyonunu gösteriyor. Türkiye Ekim ayındaki %99'luk enflasyonla OECD ülkelerinin lideri durumunda. Türkiye'den sonra ikinci sırada Macaristan geliyor. Yarı oranından Türkiye'nin enflasyonun yarısından çok daha az bir orana sahip. Henüz OECD daha Kasım ayı gıda enflasyonunu görmüş değil. Kasım gıda enflasyonu %102. %102. Şimdi Erdoğan'ın bu politikası devam ettiği sürece, devam ederse ileride bugünlere iyi günlermiş demek durumunda kalabiliriz. %1000 enflasyonun olduğu Türkiye'yi görmek bu politikaların sonucu olacaktır. Çok sürpriz olmayacaktır. Değerli milletvekillerim, ikinci önemli sorun düşük, istikrarsız ve kalitesiz büyüme var Türkiye'de. Bu nedenle işsizlik azalmıyor. İstenildiği kadar istihdam yarattık teranesi söylensin. Türkiye'de işsizlik seviyesi 2002 yılının %10,3'lük işsizlik oranı seviyelerindedir hala. 20 yıl geçmiş, 20 yılın sonunda Türkiye hala 20 yıl öncesinin işsizlik oranına sahip. Ülke fakirleşmiş, sosyal yardım alan vatandaş ve hane sayısı artmıştır. İşsizliği azaltamayan, yoksulluğu azaltamayan iktidar sosyal yardım yapılan hane sayısının, kişi sayısının büyüklüğüyle övünmektedir. Bu aslında bir utanç konusu olmalı. Kişi başına gelirde 2007 yılının gerisine gittik. Aklıma eski masallardan, çocukluğumuzda duyduğumuz masallardan bir tekerleme geldi. Az gittik, uz gittik,
dere tepe düz gittik, 20 yıl yol gittik, döndük arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. AK Parti ekonomi politikasının, Erdoğan ve arkadaşlarının ekonomi politikasının sonucu budur. Sosyal devlet güç kaybetmiştir. Sosyal kamu hizmeti kavramının içi boşaltılmıştır. O kadar ki Sultanbeyli'nin Adil Mahallesi'ndeki PTT şubesinin zarar ediyor gerekçesiyle kapatılmasına kadar vardırılmıştır iş. Maliye politikası önemsizleştirilmiştir. Bu önemlidir. Bakın hep Merkez Bankası bağımsızlığı ve para politikası etrafında bu enflasyon meselesi tartışılıyor. Maliye politikasının destek vermediği bir para politikasının başarıya ulaşma şansı da yoktur. Şu an esasen para politikası da yerlerde sürünmektedir. Böyle para politikası yoktur Türkiye'de. Hazinenin toplam borcu yükselmiştir. Geleceği olmayan nesiller yaratılmıştır. İnsanlarımız mutsuzdur, umutsuzdur. Ama 2023 yılı bütçesiyle burada bir şeyler yapacağız denilmeye çalışılıyor. O bile yetersiz. 2023 yılı bütçesiyle Türkiye'ye vaat edilen kişi başı gelir hedefi 10.071 dolardır. Bakın 13 sene öncesinin rakamıdır bu. Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz. AK Parti iktidarı Türkiye'ye 13 yıl öncesinin kişi başına gelirini yakalama sözü veriyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Her şey darmadağın olmuş. Ekonomik dengeler, toplumsal dengeler, her şey darmadağın olmuş. Siz ufalanmış tuğlalarla yeni bir ev yapmaya çalışıyorsunuz. Mümkün değil. Değerli milletvekillerim, evet, nereden nereye dedik? 20 yıllık iktidar var. 20 yılı değerlendirmemiz zorunlu. Rakamlar yalan söylemez. Her ne kadar Sayın Canikli bir hafta önce burada cımbızla Türkiye'nin muz tüketimindeki artışı alarak ekonomide işler iyi, çiftçinin durumu iyi demeye çalıştıysa da öyle değil. O konuya geleceğim. Sayın Canikli'ye laf atıyorum, belki bana bir cevap verir. Şimdi 20 yıl önce Türkiye ekonomisi neredeydi? Şimdi nerede? Gelişmekte olan ülke ekonomileri neredeydi? Şimdi nerede? 20 yıl önce Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinin yarattığı gelirin %1'inden azını üretiyordu. %0.8. 20 yıl sonra gene %0.8, %1'in altındayız. Bir ara yükselmiş 2008-2013 döneminde, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından itibaren baş aşağı gitmeye başlamışız. 2014 bir çok büyük bir dönüm noktası. Her şeyin tersine döndüğü tarihtir o. Peki gelişmekte olan ülkeler bu sürede ne yapmışlar? Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisi içindeki payı 2002 yılında %20,5. Şimdi %42,2, iki katına çıkmış. Türkiye 0.8, sabit kalmış. Bir şey var, bir laf vardır ya, bu küreselleşme hep gelişmiş ülkelerin lehine, bu uluslararası şirketlerin kesin lehine. Ama bakın gelişmekte olan ülkeler payını 20 yılda %20'den 20,5'tan %42'ye çıkarmış. Demek ki küreselleşmeyi yönetebilirsen başarılı olursun. Ama Türkiye yönetememiş. 20 yılı yönetememiş Türkiye. Heba etmiş. Peki gelişmekte olan ülke ekonomileri içerisinde Türkiye'nin payı ne? 2002 yılında %3.4. Şimdi %2. 90'lı yıllar Türkiye'nin büyüme hikayesi açısından iyi yıllar değildir. 90 yılı başında Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki payı %4. Şimdi %2. Yarı yarıya inmişiz. Nefesimiz yetmemiş. Gelişmekte olan ülkeler koşmaya başlamış. Biz ağır adımlarla yürüyoruz hala ve zamanı kaybediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bakın, kişi başına gelirde durum da farklı değil. 2002 yılında 190 ülke arasında Türkiye 75. sırada. Şimdi 195 ülke arasında, 2002'de 74. sırada, 2020'de 195 ülke arasında 75. sırada. Çok iyi hatırlıyorum. Sayın Erdoğan'ın çıraklık dönemi dediği yıllar. Romanyalı işçiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Gazetede okudum. Gayet iyi hatırlıyorum. Soruyorlar niye? Niye Türkiye'desin? Ya burada ücretler daha iyi. Baktım
2002'de Romanya'da kişi başına gelir 2114 dolar. Türkiye'de 3617 dolar. Aşağı yukarı %50'den fazla. Bakın. Şimdi Romanya nerede biliyor musunuz? 14.795 dolar. 7 katına çıkmış. Bulgaristan 2091'den 11.746 dolara çıkmış. 6 katına çıkmış. 6 katına çıkmış. 6 katına çıkmışız. Şimdi başka ülkeler de var. Hepsini vererek zamanınızı almayayım. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerini Sayın Erdoğan geçirdi. Ama Türkiye bu küreselleşme döneminden çırak çıktı. Ama Türkiye'de bu 20 yıllık sürenin, 20 yıllık AK Parti iktidarının kazananları da var. Kazananlar da var. Herkes kaybetmedi. Türkiye kaybetti de Türkiye'de kazananlar var. Bir istatistik var önümde. Millet fakirleşti ama bir grup insan zenginleşti. Türkiye'de ve dünyada belli ülkelerde servet dağılımını gösteriyor. Servet dağılımında Türkiye dünyanın en kötü ülkesi. En varlıklı %1'in elindeki servet toplam servetin %41'i. Bizden daha kötü Rusya ve Güney Afrika var. İki ülke var. Amerika dahi, Amerika Birleşik Devletleri dahi Türkiye'den daha az adaletsiz. Avrupa ülkelerini saymıyorum. Hepsi bizden daha iyi. Erdoğan Türkiye'de serveti yeniden dağıttı. 5 araç kullandı. Kamu ihaleleri, banka kredileri, teşvikler, imar, emsal uygulamaları, TMSF ve özelleştirme ihaleleri. Evet, iktidarların görevi kendi siyasal anlayışlarına, siyasal programına göre serveti ve geliri yeniden dağıtmaktır. Bunu adalet ölçüsüne uygun olarak yaparsanız herkes mutlu olur. Ama adaletsiz yaparsanız herkes tepki gösterir. Tepki gösterir. Şimdi görüyoruz ki AK Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde bir grup insan zenginleşti. Yeni bir elit var Türkiye'de artık. Yeni bir elit. Bu AK Parti döneminin eliti. Elit kavramı değişti artık. Başka bir şey. AK Parti döneminin iktidara eklenmiş olan, iktidarın dağıttığı kaynaklardan, imkanlardan nemalanmış olanlar bunlar. Evet. Oysa iktidarı biz nasıl tarif ediyoruz? İktidar adalet dağıtmanın yeridir. Nema dağıtmanın yeri değildir. Sayın Erdoğan sık sık Kur'an-ı Kerim'den süreler, ayetler okuyor. Ben de ona bir ayet okumak istiyorum. Haşr suresi 7. ayet. Servet içinizde yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Sayın Erdoğan Aralık 2021'de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri Parlamento Birliği 16. konferansında konuşuyor. Şunu söylüyor, aynen okuyorum. Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Bakara suresinden bir ayet. Evet, İslam'da dünya hayatı bir imtihan olarak görülür. İnançlı bütün insanlar bunu böyle kabul eder. Ben de inanırım. Ben de böyle inanıyorum. Ama Sayın Erdoğan, siz ve arkadaşlarınız bu imtihana hiçbir zaman girmediniz ki. Şimdi ücretlerin, bakın %1'in elinde servet toplanıyor. Millet fakirleşiyor, yoksullaşıyor. Ücretlerin milli gelirden aldığı paya bakıyorum. Üçüncü çeyrekler itibariyle 2002 yılına itibaren bütün rakamlar burada. Bunların hepsini gösteremeyeceğim. Konuşmam sürem çok sınırlı. Burada 2014'te itibaren var. Ama bakın buradan size özetleyeyim. 2014'te ücretler milli gelirin %30.7'sini alıyormuş. 30.7'si. Şimdi ne kadar? %26.5'u. Azalmış. Bir ara bir yükselme olmuş, azalmış. Bu rakam, üçüncü çeyrekler itibariyle verdiğimiz bu rakam, 2003 yılından bu yana AK Parti iktidarının en kötü rakamı. Ücretlerin milli gelirden aldığı pay aşağıya iniyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Şimdi
biraz önce bir imtihandan söz ettim. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani bir grup fakirleşiyor, ücretler fakirleşiyor, toplum yoksullaşıyor. Öte taraftan Erdoğan ve arkadaşları bize dini mesajlar veriyor. Kur'an'dan ayetler okuyorlar. Teşekkür ederiz. Bu ayetlerin hiçbirine itirazımız yok. Hepsi bizim de kabul ettiğimiz, inandığımız ayetler. Ama bu biraz şuna benziyor. Dıştan namazlı niyazlı, içten infaka değil, kenze yani mal mülk biriktirmeye dayalı dindarlık. Evet, nereden nereye? Devam ediyoruz. Bir taraftan dakikalarımı hesaplıyorum Sayın Başkan'ı çok zora sokmamak için. Nereden nereye? Şimdi 7, 12, 16. Evet. Fena değil, tutturmuşum. Şimdi değerli arkadaşlar, ekonomik büyüme istikrarsız, inişli çıkışlı. Gerçekleşen büyüme de yoksulluğu azaltmıyor, refah yaratmıyor, işsizliği azaltmıyor. Rakamlar bunu gösteriyor. Türkiye ekonomisinin bir verimlilik problemi var. Verimlilik problemi var. Verimlilik yani faktör verimliliği. Emek ve sermaye aynı kaldığı anda eğer üretim miktarı artmış ise verimlilik artmış demektir. Türkiye ekonomisi bu verimliliği 2001-2007 yıllarında yakalamış. AK Parti'nin o çıraklık dönemi dediği yıllar. 2001'de başlıyor ama. İki nedeni var verimlilik artışının. Bir, 2001 krizinde atıl kalan kapasite üretime koşuluyor. İkincisi, reformlar, yapısal reformlar dediğimiz kavram. Ne yapılmış bu dönemde 2001'den itibaren? Bankacılık reformu yapılmış. Kamu ihale reformu yapılmış. 200'e yakın kez AK Parti değiştirdi onu. Hangi ihaleyi kime nasıl veririz? Bunun yasal altyapısını oluşturmak için bu yasa bu kadar değiştirildi. Mali disiplin sağlandı. Vergi tabanı genişletildi. Maliye politikası son derece güçlüydü. Merkez Bankası'nın para politikasını destekliyordu. Özerk gelir idaresi. Fonların kaldırılması, bu çok önemli. Fonların kaldırılması bizim maliye tarihimizde mali disiplin açısından bir devrimdir. Çok önemlidir. Bütün bu Merkez Bankası bağımsızlığı sayabiliriz. Ha bunun üzerine 2004'te Avrupa Birliği'nden müzakere takvimi alınmış olması. Bütün bunlar o dönem verimliliği artıran unsurlar oldu. Niye verimlilik sona erdi biliyor musunuz? Reformlardan vazgeçildi. Yapılan reformlar da ters yüz edildi. Kamu ihale kanunu 200 kere değişirse Türkiye ekonomisi ne büyüyebilir ne de verimliliğini artırabilir. Sayın Erdoğan demokrasiyi sevmiyor. Özgürlüğün onun temelini oluşturan temel hak ve özgürlükleri sevmiyor. Yani elinden gelse onu yapmaya teşebbüs ediyor. Birçok uygulamasında görüyoruz işte İmamoğlu kararı gibi, önceki yıllardaki Demirtaş kararı olsun, diğer kararlar olsun, bunların hepsi. Elinden gelse bu piyasa ekonomisi olsun ama bu da otoriter piyasa ekonomisi olsun diyecek. Yani özel sektör de benim emir ve talimatlarım doğrultusunda hareket etsin. Bunu istiyor. Bakın bugün bankacılık sistemi var ya, eğer böyle devam etsin önümüzdeki yıl özel banka diye bir banka kalmayacak. Söylüyorum size. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın asgari ücrete bir girmek istiyorum. Asgari ücrete şu nedenle hem iki nedenle girmek istiyorum. Birincisi güncel bir tartışma. İkincisi de şu. Türkiye ekonomisi teknoloji yoğun ürün üretemiyor arkadaşlar. Bizim imalat sanayimizin asıl problemi buradadır. Türkiye'nin teknoloji yoğun ürün üretimindeki yeri maalesef adeta sabit kalmış, ilerlemiyor. Daha çok orta teknoloji, orta düşük ya da orta yüksek dediğimiz grup ki bunlar toplam imalat sanayinin %97'sini oluşturuyor. Yüksek teknolojili ürün üretimi %3 seviyesinde üretim ve ihracatı. Dünya Bankası rakamları önümde. Türkiye'nin teknoloji yoğun ürün ihracatının toplam ihracatı içerisindeki imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı %3 seviyelerinde. Romanya bakın %4'lerden başlamış 2007'de. Şimdi %12'de.
Meksika %21 ki OECD'de biz birçok istatistikte yan yana oluruz Meksika'yla. Bizi fersah geçmiş. Latin Amerika ülkeleri %15, Hindistan %10, Kore %36, Brezilya %14, Bulgaristan %11. Türkiye %3'lerde, 2.1'lerden %3'e gelmiş. İşte böyle devam edersek bu asgari ücreti yoksulluk sınırının bile altında olan asgari ücreti her sene tartışırız. Her sene tartışırız. Niye? Çünkü emek yoğun sanayiye yönelmişiz. 5 milyonda Suriyeli, Afganlı kişi var Türkiye'de. Bunların varlığı bizim imalat sanayimiz için bir fırsat olarak görülüyor. Ucuz emeğe dayanarak rekabet gücü kazanmaya çalışmak Türkiye ekonomisinin yıkımı olur arkadaşlar. Bundan vazgeçin. Bu çıkış değil. Çıkış bu sanayileşme stratejisini değiştirmektedir. Katma değeri yüksek, teknoloji yoğun, ürün üretebilmektedir. Evet, devam ediyorum. Bir cümle söyleyeceğim. Hatırlayacaksınız. 19 Haziran 2018 tarihinde söylenmiş. 24 Haziran'daki 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminden önce. Neymiş bu kur falan? Bunlar bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bunu Hans'a George'a bırakamayız. Müthiş milliyetçi bir söylem. Bunlara biz karar veririz diyor Sayın Erdoğan. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım, 24 Haziran'ı. Şu dolarla, kurla, faizle nasıl uğraşılırmış göreceksiniz. Evet, harika bir cümle. Şimdi bakıyorum 2018 Haziran'da TÜFE %15. Şimdi TÜİK'in baskılanmış enflasyonu %84. Aşağı yukarı 7 katına çıkmış. Kur dolar 4 lira 70 kuruş. Bugün de işte 18 lira 65 kuruş. O da 6 katına çıkmış. Şimdi bir vatandaş sosyal medyada yazmış. Ya yaktın bizi Erdoğan diyor. Yaktın bizi Erdoğan diyor. Sana güvendik, yaktın bizi. Şimdi arkadaşlar şimdi yetki istiyor ya, sakın ola ki bir daha yetki vermeyin Erdoğan'a. Şimdi çıkıyor, bana son defa yetki verin diyor. Çıraklık, kalfalık, ustalık, şimdi ustabaşılık dönemim diyebilir. Sakın ola ki inanmayın sevgili vatandaşlarımız. Şimdi asgari ücret neymiş asgari ücret? Bakın asgari ücret tartışılıyor. 2021 Ocak ayında 2825 lira. 2825 lira. Ekmek kaç lira o zaman? 1,5 lira. Kaç lira ekmek, kaç ekmek alıyormuş asgari ücret? 1883 ekmek. 2022 Ocak'ta asgari ücret 4253 lira. Ekmek 2,5 lira. Kaç lira ekmek alıyor? 1701 tane. 182 ekmek gitti bir yılda. Temmuz'da asgari ücret bir de arttı. 5500 lira oldu. Böyle bayram havası estirildi memlekette. 2021 başına göre %95 oranda arttırdık asgari ücreti. Ekmek 4 lira. Ekmek 4 lira. Temmuz ayı fiyatını söylüyorum. Şimdi 5 liraya da çıktı. 1375 ekmek alıyor. 2021 Ocağı göre 508 ekmek asgari ücretlinin sofrasından çekilip alındı. Bu da bu. 2021 Ocak'ta asgari ücrette alınan ekmeği 4 dersek, 2022 Ocak'ta bir ekmeğin yarısı gitti, 3,5 ekmeğe indi. Şimdi 4 ekmekten 1'e gitti arkadaşlar. Şimdi dedim Temmuz'da. Şimdi bakmayın çıkacak arkadaşlar. Ya artıracağız diyecekler. İnanmayın. Sevgili arkadaşlar devam ediyorum. Şeye geleceğim. Bir dakika, bu kur, faiz, bu iş daha bitmedi. Faizle nasıl uğraşılır? Evet, Merkez Bankası politika faizini indirdi. Nebati Bakan anlamsızlaştırdık dedi zaten o faizi. Bu da dünya merkez bankacılığı tarihinde bir ilk oluyor zannediyorum. Dolar faizi neymiş o zaman? Hazinenin dolar cinsinden borçlanma faizi. 2018 seçiminden önce %4'lerde. Şimdi kaçlarda? %10'larda. Son ihalede %10'un biraz altına düştü. Yani iki katına çıkmış dolar cinsinden borçlanma faizi.
Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bu politika Türkiye'yi çöküşe doğru götürüyor. İzin vermeyeceğiz o çöküşe. Ama oraya doğru gidiyor. Bakın, dolar cins, döviz cinsinden borçların hazinenin toplam borç stoku içindeki durumu. 2002 kötü yıl. Krizden sonra çıkmışız. %58'lerde. Şimdi 2021 %66'larda. Ekim ayı itibariyle 2022'de oran aynı. Bakın, iyileşmiş. Bu reformlar var bu zaman. Bunun da hepsini kendinize mal etmeyin ama reformlara sahip çıkmışsınız. Bu da güzel bir şey. Ama sonra kötüye gitmiş. Enflasyona endeksli kağıtları da buna dahil ederseniz %82'yi buluyor. Çöküşe gidiyor. Peki ne oldu? Ne anladık biz bu işten? Ne anladık biz bu işten? Büyük milliyetçi laflar ettiniz. Hansa George'a bırakamayız dediniz. Bu milliyetçilik hepimizin hoşuna gitti. Bu nasıl bir milliyetçilik biliyor musunuz? Cami avlusu milliyetçiliği. Avludan çıkınca milliyetçilik avluda kalıyor, unutuluyor. Mücahit gömleği giyerek yola çıktınız. Sonra gömlek değiştirdikten sonra bugün tatlı su mücahidi olmuş durumdasınız. Değerli milletvekilleri, bir yandan zamanımı kontrol etmeye çalışıyorum. Sayın Canikli geçen hafta muz tüketimi arttı, ekonomi iyi durumda dedi. Yanına domates de kirazı da koydu, haksızlık etmeyeyim. Zamanım yok hepsine cevap vermeye. Ama değerlendirmek zorundayım. Arzu ederse Sayın Canikli de, Canikli ile meslektaşız. Bir televizyon programında bunları karşılıklı konuşabiliriz. Ben mutlu olurum bunları konuşuyor olmaktan. Şimdi dedi ki gelir yönünden hiç problemi yok Sayın Canikli'nin. Sayın Canikli yoğunluktan artık herhalde takip edemiyor o kadar. Bu da devletin rakamları. Tarımsal destekte Türkiye nerede? 2002 yılında tarım mavi çizgi tarımsal destek harcamalarının, bütçeden yapılan tarımsal destek harcamalarının milli gelir oranı 2002 yılında 0.52, binde 5. Şimdi 2021'de 2022'de 0.30, 21'de 0.33. Kırmızı çizgi de tarımsal destekleme harcamalarının faiz hariç bütçe harcamalarının oranı. Bakın orada da ciddi bir azalış söz konusu. Ya Hamza Çebi bırak bu binde 50'leri şunları bunları da bize rakam söyle diyeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. AK Parti iktidarı Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu tarihten bu yana, 2014'ten bu yana çiftçiye verdiği desteği azaltmıştır. Eğer 2002 yılındaki kadar çiftçiye destek verilmiş olsaydı 2002 yılında 39 milyar TL vermiş, 30 milyar daha verecekti. Bakın %1'i geçti. Milli gelirin %1'i oranda destek vermiyorsunuz eleştirisini yapmıyorum. Bütçe imkanları müsait değil diyeceksiniz. Ya hiç değilse 2002'deki desteği verin. Arkadaşlar 30 milyar daha eksik veriyorsunuz. 2023 yılında eğer 2002'deki desteği verecek olsaydınız bütçede 54 milyar lira değil destek 43 milyar lira fazlasıyla 97 milyar lira olarak yer alacaktı. Sadece demek ki 2022'de çiftçinin 30 milyarını, 2023'te de 43 milyarını aldınız. Nasıl asgari ücretliden aldıysanız çiftçiden de aldınız. Sevgili arkadaşlar, konuşmamın sonlarına geliyorum. Erdoğan Türkiye'de serveti yeniden dağıttı dedim. 5 araç kullandı dedim. Bir tane daha var. Kamu ihalelerinin içinde devleti soyma. Ya Hamza Çebi ne diyorsunuz gibi bir şey diyebilirsiniz. Bu huzurunuza Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün bandrol ihalesini getirmiştim. Sayın Engin Altay bunu konuştu, basın toplantılar yaptı, televizyonlarda söyledi. Hiçbirinizin kılı kıpırdamadı. Bunu burada çok kısaca özetleyeceğim. Gelir Dağcı Başkanlığı alkol içkiler ve sigaralardaki bandrolü 15 yıl süreyle ihale edip almış. 5'er yıllık dönemler halinde 3 dönem ihale etmiş. Niye? Bu bandrolü maliye basıyor. ÖTV'nin
güvence altına alınması demektir bu. ÖTV o bandrolle alınıyor işte. Gayet başarılı ihale yapmış. Dördüncü dönem ihalesine çıkıyor. Sayın Başkan, buyurun. Teşekkür ederim. Teklifler alınıyor, ihale yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak. Ya bir dakika, bu çok önemli bir iş diyor. Yerli ve milli, o zaman bu orta vadeli programın adını da değiştirmişti. Yeni ekonomi programı, yerli, milli, milliyetçilik, hepsi çok güzel. Bu çok önemli, özel sektöre yaptırılamaz. Geridaşı Başkanlığı 3 dönem başarıyla yürüttüğü ihalenin 4.sünü iptal ediyor bu nedenle. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bu işi ben yapacağım diye gelir dersine yazı yazıyor. Bunların hepsi kamuoyunda var, basında var. Yazı yazıyor. Darphane alıyor bunu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir karar yayınlıyor. Darphane'nin bandrol basım ihale işlerine ilişkin usul esaslar. Kararı okuyorum. Darphane bu işi davetiye usulü veya pazarlıkla yapacak. İstese bile rekabeti açık ihale yapamaz. Peki, olabilir. Bir şirket kuruluyor. DNS diye bir şirket. Ana sözleşmesinde bu iş tarif ediliyor. Bandrol basın ve dağıtım işi. Peki, darphane ihaleyi yapıyor. Hani bu çok önemli işti. Özel sektör yapmayacaktı. Yerli, milli. Geçtik onu. İhaleyi kaça yapıyor? 400 milyon TL. Peki, öbür şirket kaça yapıyordu ondan önceki şirket? Sigma. Türk ve İtalyan ortaklığı şirket 190 milyon liraya. Peki onu da geçtik. İhaleyi alan DNS şirketi, ilk işi yapan, 15 yıl süreli yapan Sigma'ya gidiyor. Ya benim matbaam falan yok. Bu işi sen yap. Al sana 190 milyonu. Tamam mı? Tamam. 210 milyon cepte. Kılçıksız. Bunun adı devleti soymaktır. Buna hiç kimse ses çıkarmadı. Niye biliyor musunuz? Çünkü takvadan günah işleme özgürlüğüne geçmiştiniz. Evet, takvadan günah işleme özgürlüğüne geçenler bu işe göz yumdular. Bu sırada Sayın Erdoğan ne diyordu biliyor musunuz? Darphane'nin de hesaplarını denetlemekle görevli olan Sayıştay'a diyordu ki, denetimleri açık arama mantığıyla yapmayın. Sakın yapmayın. Olabilir. Bizi rahatsız eden, canımızı sıkan şeyler olabilir. Yaklaşım farklılıkları olabilir. Ama buna da saygı göstermek zorundayız. Sayın Erdoğan, biz bu hırsızlığa, bu soyguna saygı göstermiyoruz. Bu milletin parasıdır. Bu milletin parasıdır. Sayın AK Parti grubu, hiçbir rahatsız etmiyor sizi. Bunu burada defalarca konuştuk. Bakın, tweetler attım sosyal medyada. Darphane'de çete var diyorum. Çete. Burada huzurunuzda söylüyorum. Bunun sorumlusu zamanın Maliye Bakanı'dır. Darphane Genel Müdürü'dür. Bir de orada bir genel müdür yardımcısı var. İsimlerini de arzu ederseniz veririm. Genel müdürü bellidir. Genel müdür yardımcısına sizlere veririm. Şimdi tabii sesiniz çıkmıyor. 20 yılın sonunda gördük ki dünyevi olanı uhrevi olanla çok kolay değiş tokuş etmişsiniz. Türkiye'de çoklarının zannettiği gibi dini bir iktidar yok. Dünyevi bir iktidar var. Dini iktidarı için kullanan bir iktidar, bir kadro var şu anda yönetimde. Şimdi ranç coşkusu var. Çapul günlerini yaşıyoruz. Bunlar bitmek üzere, bunlar bitince kaçış günleri başlayacak. Sizi o zaman göreceğim ben. Sayın Hamza Şerif, tamamlayalım. Sayın Başkan. 4 dakika oldu. İlave ederiz. Toparlıyorum Sayın Başkan. Toleransınıza çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerim şunlar değerli arkadaşlar. Türkiye 1999'daki Avrupa Birliği'nin tam üye adayı ilan edildi. Bu zirveden sonra Türkiye'de önemli şeyler oldu. 2001 anayasa değişikliği oldu. Tüm partilerin mutabakatıyla. 2004 anayasa değişiklikleri yapıldı. 2004 yılında Avrupa Birliği'nden müzakere takvimi alındı. Reform süreci işlemeye başladı. İşte verimliliğin, milli gelirin arttığı dönemlerdir bunlar. Ama 26 yıl sonra Türkiye Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan bir ülkeye dönüştü. İnsanlarımız mutsuzdur, umutsuzdur. Ekonomide bütün dengeler bozulmuştur. Değerli milletvekilleri, biz
bu düzende, hile olan bu düzende bu hileye son vereceğiz. İktidardakilerin devleti kendi özel mülküne çevirdiği bu rejime son vereceğiz. Otoriter anti siyaseti sonlandırarak çoğulcu demokrasiyi kuracağız. Türkiye'nin rotasını yeniden tarihsel yönüne, yani batıya çevireceğiz. Türkiye'yi AB... Toleransınızla. Biz Türk siyasetinin yeni aktörleri ittifakların yanında Millet İttifakı'ndan çok daha büyük bir ittifakı kuracağız. Biz özgürlükleri baskı altına alan bu politikalara karşı daha büyük bir ittifak kuracağız. Ekolojinin, yeşil ekonominin, yeşil finansmanın, vergide yeşil dönüşümün ittifakını kuracağız. 20 yıllık iktidarın bir avuç kazananları karşısında çok büyük bir çoğunluğun, AK Parti döneminin kaybedenlerinin ittifakını kuracağız. Günah işleme özgürlüğü adı altında devleti soyanlara karşı milletin çıkarlarını savunanların ittifakını kuracağız. Kapsayıcı büyümenin, refahın, güçlü sosyal devletin ve özgürlüğün ittifakını kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bütçeye hayır oyu vereceğiz. 2023 yılımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.